sayı sizin için ne anlama geliyor? Neyi hatırlatıyor? Beyefendi, şunu bir okur musunuz? Ben Antepliyim, şahinim ağam. Mavzer omzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Hey hey, yine de hey hey. Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım. Düşman kurşunlarına inat. Köprü başında memleket türküsü çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız. Bu dağlar bizim dağlarımız. Namusumuz temiz, bayrağımız hür. Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız burada erkekçe dövüşüyoruz. Bir bayrak dalgalanır Antep Kalesi'nin üstünde. Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak. Bayraklar içinde en güzel bayrak. Düşüncem senden yanadır. Hep senden yanadır çektiğim kahır. Bu senin ülkende, senin gölgende. Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duaklar. Korkum yok ölümden, kafirden yana. Alacaksan al beni şafaklar. Hey hey, yine de hey hey. Al bayraklar altında kara bir kaltar gibi yaşamak ne güzel şey. Kağıdı ters çevirir misiniz? Ters çevirir misiniz? Bu rakam sizin için ne ifade ediyor? Gaziantep Kurtuluşu'nda şehit sayısını ifade ediyor. Gaziantep Kurtuluşu'ndaki verdiğimiz şehitler 6317 şehit. Bu rakam 35 bin nüfusu olan Gaziantep'in 6317 tane şehidini ifade ediyor. Bu rakam bizim için Antep savunmasında 6317 bu topraklarda şehit verdiğimizin sayısıdır. Antep'imizin kurtuluşu 6317 şehidimizin Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimizi, acı günlerimizi hatırlatıyor. Antep Kurtuluşu'nda savunmasında şehit düşen askerlerimizin sayısı. Antep'in kurtuluşu ile ilgili bir şiir okudum ben. O zaman bu Antep'in kurtuluşu ile ilgili bir şey ve şehit sayısıdır büyük ihtimalle. 6317 sayı Gaziantep'imizin vermiş olduğu şehit sayısı. Gaziantep'te Kurtuluş Savaşımızda şehit düşen asker sayımız. Teşekkür ederim. Bizim için şehit olan insanlar. Yani bizim için kan dökmüş insanlar. Bu rakam tabii ki de bizim için büyük bir değer, bizim için büyük bir şey. Çünkü Antep'in kurtuluş mücadelesinde verilen şehit sayımız 6317. Ben normalde Gaziantep'li değilim. Bunu 2-3 gündür buradayım. Buraya geldiğimde öğrendim. Verdikleri Fransızlara karşı verdikleri mücadelede verilen şehitler, dökülen kanları temsil ediyor bu sayı. Söylenecek çok şey var ama. Hani şu anki nüfusa bakarsak bile bu çok fazla bir sayı aslında. Ama hani o zamana vurunca zaten Antep'te ne kadar insan vardı ki bu kadar şehit verebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Yarısı kadın, yarısı erkek olarak düşünürsek, geriye kalan 17.500'ün erkek olduğunu düşünürsek, yaşlıları ve çocukları çıktığımızda geriye şehrimizde hiç kimse kalmamış ama biz şehrimizi korumuşuz. Üzerimize düşen her şeyi yapmışız. Kimliği belirli olanlar bunlar sadece. Belirli olmayan kim bilir kaç bin kişi var. Şehit cenazesi bulunamayan, ailelerine, evine ateş düşenler. Ve şeydir yani bizim için bir hüzündür. Gerçekten bu rakamı duyunca bir Antepli olarak hüzünlenirim. Bu kadar şehit verip çok büyük bir savunma yapılmış. Bunun karşılığında zaten gazi unvanını almış ilimiz. Acı günlerimizde hatıralar da var. İşte minarede kurşun yaraları var. Ha, şehit verdik. Fakat toprağımıza sahip çıktık. Toprağımızın, vatanımızın bir çakıl taşını düşmana kesinlikle vermeyiz. Gururumuzu, onurumuzu her şekilde yükselten insanlar. Gerçekten gurur duyuyoruz. Ya bir Antepli olarak tabii ki gurur duyuyorum.
Yani dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şekilde bu şekil mücadele edilmemiş. 11 ay düşman muhasarası altında kalıp sonra da kurtuluşu tatmak ve gazilik unvanını almak. Bu şehirde yaşamak benim için bir onur, benim için bir şeref. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler. Uyan! Türk milleti uyan! 30 kupona alınmadı bu vatan. 6317 şehidimizin anısına hepsini saygıyla selamlıyorum. Bu sayı sizin için ne anlama geliyor? Neyi hatırlatıyor? Bir şehir düşünün. Nüfusunun 1/4 birini şehit vermiş. Geriye kalanlar da vatan, bayrak, toprak, namus uğruna gazi. Biz 6317 şehidi, bu memleketin destansı mücadelesini asla unutmayacağız. Sen de unutma.